geldik şimdi arkadaşlar ekleme yapan bağlaçlarımıza ve bu bağlaç grubumuzu da yine kendi içerisinde iki alt başlıkla inceleyeceğiz. Bunlardan birisi kendi devamında cümle alan bağlaçlar olacak. Diğeri ise devamında isim alan bağlaçlar olarak bizi karşılayacak. Öncelikle ekleme anlamına gelen bir ifade. add diye bir fiilim var değil mi İngilizcede? eklemek anlamına gelen. Hemen buradan yakalamanı istediğim in addition ifadesi benim karşıma çıkacak. Yani baktığımızda bir şeye ek olarak diyen bir ifade. Hemen ardından besides ifadesi beni karşılıyor. Moreover, furthermore ve also ifadeleri. Şimdi normal şartlarda şu ikili bizim için önemli. Bunları aldığını varsayıyorum. Sonrasında arkadaş ekleme yapmak ne demektir? bir şeyin daha fazlasını vermektir değil mi? Yani bir şey hakkında daha fazla bilgi vermektir. O yüzden in addition to a besides aldık da in addition ve besides'ı almanın ardından hemen diyorum ki morlu bağlaçlar var bak. Moreover, furthermore. Bunlar da yine bizim açımızdan önemli dediğimiz bağlaçlarımızdır. Bir de adettendir ayıp olmasın diye olsoyu koyuyoruz. Daha sonrasında istersen bunları da alabilirsin. Aklında olsun. Dolayısıyla bu, bu tipteki bağlaçları gördüğümüzde arkadaşlar yapmamız gereken çeviri dahası ifadesi olacaktır. Ya da buna ek olarak ifadesi olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Ve bu ifadeler ekleme yaptığı için yani aynı fikri devam ettirdiği için öncesinde gelen yapının olumluluk, olumsuzluk türüyle devamında gelen yapı benzer olacaktır. Yani önünde artı gelirse devamında da biz artı bir ifade görürüz. Önünde eksi bir yapı olumsuz bir cümle görürsek de yine devamında olumsuz bir cümle göreceğiz diyebiliriz. Mesela örnek cümlemize baktığımızda nightlife in the city is terrible. Bu şehirdeki gece yaşamı berbattır demiş. E haliyle de eksi bir ifadeyi koydum buraya. Hemen ardından buna ek olarak diyor. Dahası e, eksi bir ifadeyle devam etmesi gerekecek. E haliyle de ne diyor? The crime rates are extremely high. Suç oranları da acayip derecede yüksektir diyen bir yapı karşımıza çıkmış. Mesela I forgot buying the groceries. Ya arkadaş manavdan o alışverişi yapmayı unuttum. Manavdan sebzeleri almayı unuttum. Devam. Dahası, I forgot that there wasn't any bread at home. Dahası, buna ek olarak neyi de unuttum? Evde he, hiç ekmek olmadığını da unuttum diyen bir yapı. Ayşe can speak three different languages fluently. Ayşe üç farklı dili akıcı bir biçimde konuşabilir. Dahası, buna ek olarak She is also a computer expert. O aynı zamanda nedir? Bir bilgisayar uzmanıdır. Gibi bir ifade karşımıza çıktı. Ya da I teach English at a private school. Özel bir okulda İngilizce öğretiyorum. Buna ek olarak da ne yapıyorum? Özel dersler veriyormuşum part-time olarak da. Yani burada da çalışıyorum. Buna ek olarak burada da çalışıyorum gibi bir yapı karşımıza gelmiş bizim. Daha sonrasında ne demiştik? In addition'la başlıyorduk. Add'den yakalayacaktın değil mi? Şimdi o in addition'ı alıyorum. Ama bu sefer devamına bir tane to getiriyorum. E malumunuz İngilizce'de preposition'lardan sonra daima isim gelecekti. O yüzden in addition to ifadesi arkadaşlar devamında isim alan grubumuzun başlangıç bağlacıdır. O yüzden devamına hemen buraya noun artı verb ayıncıyı yazdım. Besides dikkat etmen gereken bir ifade. Neden? Çünkü besides devamında isimli alabilir. Cümle de alabilir, her türlü kabulümdür diyen bir bağlacımız bizim. Buna ek olarak as well as apart from ve except for ifadeleri bizim karşımıza geliyor. Burada arkadaşlar özellikle apart from ve except for ifadelerine dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Çünkü bu ifadeler kullanıldıkları cümleye göre ekleme de yapabilen bir de bazı şeyleri hariç de tutabilen yani çıkarma da yapabilen bağlaçlar olarak beni karşılar. Ve bu bağlaç grubumuzun biz karşılığını bir şeyin dışında ya da bir şeye ek olarak şeklinde gerçekleştiririz. Genellikle diyebiliriz. Hemen mesela bir örneğimize bakalım. In addition to speaking three different languages fluently. Akıcı bir biçimde üç dil konuşmasına ek olarak Ayşe aynı zamanda nedir? Bir bilgisayar uzmanıdır. Ya da New COVID-19 vaccine is considered as a failure due to the health concerns about it. Ne demiş burada? Yeni korona aşısı değerlendiriliyormuş. Ne olarak değerlendiriliyor? Onun hakkındaki sağlık endişelerinden dolayı bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. E haliyle eksi bir ifade burada karşımıza gelmiş. Devam ediyorum. Ek olarak neye ek olarak onun yüksek fiyatı pahalı oluşu da eksi bir ifade. Yüksek fiyatına ek olarak aynı zamanda hakkındaki sağlık endişelerinden dolayı da bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor demiş. Besides my car, arabama ek olarak ne yaptı hırsızlar? Bütün paramı çaldı arkadaş demiş. Ya da in addition to an Olympic swimming pool, olimpik bir yüzme havuzuna ek olarak bu otel aynı zamanda gerçek boyutlu bir Tenis alanına da sahiptir gibi bir ifade bizim karşımıza gelmiş oldu. E o zaman hadi gel bir toparlayalım. Ne dedik şu ana kadar olan kısımda ekleme yapan bağlaçlarda? Bir arkadaş in edition ifadesi beni karşılayacaktı. Ve burada add bağlacından yola çıkacaktın. Eklemek dediğinden dolayı bunun ekleme yapan ya da aynı fikri devam ettiren bir bağlaç olduğunu bilmen gerekiyordu. Hemen ardından bunun yanına besides ifadesini koymuştuk. Sonrasında da arkadaş ekleme yapıyorum. Yani bir şeye yönelik daha fazla bilgi veriyorum. O yüzden daha fazladan yakalamanı istediğim morlu bağlaçlarım var dedim. Nedir bunlar da? Moreover ve further more ifadeleri. Bir de ayıp olmasını adetlendir diye also'yu koydum. Özellikle ilk etapta almanı istediğim bağlaçlar bunlardı. Peki ben bunun çevirisini nasıl yapıyorum? Dahası ya da buna ek olarak şeklinde gerçekleştiriyorum diyebilirim. Sonrasındaysa ikinci olarak bunun isim alan versiyonlarına bakmıştık. Ne demiştik? Bir, arkadaş şuradaki in almıştım. Devamına bir tane to ekledim. Hemen geldim. In edition to. Daha sonrasında bir besides dikkat etmen gereken bir ifadeydi. Çünkü devamında isim de alabiliyordu, cümle de alabiliyordu. Hemen ardından sana ne demiştik? As well as, apart from ve except for ifadeleri karşımıza çıkacaktı. Ve apart fromla except for için demiştim ki arkadaşım dikkatli olmanda fayda var. Çünkü bunlar... Ekleme yapan da bağlaçlardır çıkarma yapan da bağlaçlardır. Yani bunun dışında şeklinde kullanabileceğimiz ve bunları hariç tutan bir ifade olarak da karşımıza gelebiliyor. Ve bu ifadelerin çevirisinde biz nasıl yaparız? Bir şeye ek olarak bir şeye ilaveten ya da bir şeyin dışında şeklinde gerçekleştirebileceğimiz bağlaçlarımız da bunlar diyebiliyoruz. Peki bununla beraber ekleme yapan bağlaçlarımızı da tamamlamış olduk. Geliyoruz şimdi arkadaşlar paralellik yani benzerlikten bahseden ikili bağlaç grubumuza. Bu grubumuz bizim açımızdan önemli arkadaşlar. Çünkü sınavda bir soru buradan garanti olarak gelecek. O sebepten dolayı da mutlaka burada bahsedeceğim 5 bağlacı mutlaka bildiğinden emin olmanı isteyeceğim senden aklında olsun. Hemen geldim. İlk göreceğim ifade not only but also bağlacı. Genellikle bilinen bir bağlaçtır zaten değil mi? Nasıl çeviririz bunu Türkçe'ye? Sadece o değil aynı zamanda da bu şeklinde bir ifade karşımıza gelecektir. Yani karşımıza iki tane seçenek verir ve biz bu seçeneğin ikisini de tercih ediyoruz arkadaş derken kullanmamız gereken ifademiz. Mesela baktığımızda Etiyopya, Etiyopya demiş sadece berbat bir gece yaşamına sahip değildir. Aynı zamanda da yüksek bir suç oranına sahiptir derken kullanacağım bir ifade. Baktığımızda he plays his role in the play not only funnily but also naturally. Ne demiş arkadaşım? O oyundaki rolünü sadece eğlenceli bir biçimde değil, tuhaf bir biçimde değil, aynı zamanda da nasıl yapmış? Doğal olarak da oynadı gibi bir ifade beni karşıladı. Ya da benim çocuklarım beğeniyor. Neyi beğeniyor? Sadece sandviçleri değil aynı zamanda hamburgeri de severler gibi bir ifade karşıma çıktı. Bu noktada arkadaşlar Natoni Batoso ile alakalı olarak şuna mutlaka dikkat etmenizi isteyeceğim. Eğer Natoni ifadesi devamında tam cümle alacak olursa Şimdi buraya kadar olan kısımlara bakarsak burada fiille başlamıştı mesela. Burada zarf almıştı. Burada isim almıştı. Diyelim ki böyle bir durum yok. Not only, devamında tam cümle alacak. O zaman o cümle devrik olarak karşımıza gelmek zorundadır. Yani şöyle bir ifade vermeli. Not only do my children like sandwiches. Benim çocuklarım sadece sandviçleri beğenmez. Aynı zamanda onlar hamburgerleri de severler gibi bir ifade karşımıza çıkmış oluyor. Buradaki do'ya dikkat et. Normalde yardımcı fiil cümle başında geldiğinde ne olur? E, soru cümlesi olur. Ama burada soru işareti yok. Bu yüzden de bu bir devrik cümle olarak beni karşımış diyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar Not only but farklı versiyonları vardır. Kendinizi sadece not only but also ile sınırlamayın. Peki nedir bu versiyonları? Hadi gel hemen bunları bir inceleyelim öncelikle. Not only but also ifadesini verdim. Şimdi arkadaşlar bat also'nun also'su opsiyoneldir. İstersen sen bunu gönderebilirsin. Yani not only but gibi bir ifadeyle karşılaşacak olursan da bunun sana verdiği anlam birebir bir not only but also'dur. Hiçbir fark yoktur. Ha, diyelim ki sen bunu sildin. Ama arkadaşım ben illaki bir şeyler eklemek istiyorum bana bu anlamı verecek diyorsan cümleye o zaman şunu da yapabilirsin. Cümlenin en sonuna gidip buraya to ya da as well ifadelerini de ekleyebilirsin. Bunlardan bir tanesini artık hangisini istersen. Baktığımızda arkadaşlar not only but bilmem ne as well ifadesi de birebir sadece o değil aynı zamanda bu diyen bir ifadedir. Aynı zamanda buradaki only ifadesiyle kendini sınırlama. Sen burada sadece anlamına gelen herhangi bir zarfı kullanabilirsin. Yani not only de mi arkadaşım? Not merely de. Not solely de hiç fark etmez. Dolayısıyla bunlar da yine NATO'nle Bat olsunun alternatifini yaratırlar. Mesela diyelim ki sen seçeneklerde şöyle bir ifade gördün. Not merely but. Bunun çevirisi nedir? Ya arkadaşım sadece o değil, aynı zamanda bu diye çevirmen gereken bir ifadedir. Bunları ben değişimli olarak kullanabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Aklında olsun. Peki, hemen geldim şimdi ikinci grubuma. Both and ifadesi. Şimdi bu da aslında kullanım açısından benzerlik gösterir. Tıpkı Natoni Batos'a da olduğu gibi bu da iki şeyin ikisini de tercih ediyorum diyen bir ifade. Ve çevirisini biz hem o hem de o şeklinde gerçekleştiririz arkadaşlar. Yani iki şey vardır ve ikisini de yine tercih ederim. Mesela in our summer holiday yaz tatilimizde diyor biz hem İspanya'yı hem de İtalya'yı ziyaret ettik. Ya da hem ben hem de benim oda arkadaşım uygulamalı dil bilimle ilgilidir gibi bir ifade beni karşıladı. Hem Michael hem de Angelina diyor İngilizce öğretirler. Ama öğrenciler inanıyor ki Angelina'nın dersleri daha iyidir gibi bir ifade beni karşılamış. Ya da the government must find solutions. Hükümet çözüm bulmak bulmalıdır. Bulmak zorundadır. Neye? Hem şu anda ülkeyi kasıp kavuran ekonomik krize hem de terörizme bir çözüm bulmalıdır diyen yapı beni karşıladı. Üçüncü ifademize geldiğimizde ise either or ya da either or ikisi de kullanılabilir. Nedir bunlar? Bu ifadelerimiz bu ifademiz arkadaşlar ya o ya da o diyen. Yani arkadaşım iki şeyden ben bir tanesini tercih edeceğim diyen bir ifade olarak beni karşılıyor. Mesela baktığımızda you can either stay at home or come to seaside with us. Ne demiş? Sen ya evde kalabilirsin ya da bizimle deniz kenarına gelebilirsin gibi bir ifade verdi. Ya da when you have graduated from university. Sen üniversiteden mezun olduğunda sen ya çalışmaya başlayabilirsin ya da akademik bir kariyer peşinde koşabilirsin gibi bir ifade. In our next lesson bir sonraki dersimizde biz ya yazmaya ya da konuşmaya odaklanacağız gibi bir ifade beni karşıladı. Ya da o ya beni aradı ya da bana mesaj attı o gece. Ama ne olmuş? I don't remember what exactly happened. Tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu noktada arkadaşlar either or'un bir istisnai durumu var. Ki daha öncesinde 2013 Nisan YDS'de test edilen bir istisnadır bu. Hani YDS'de geldiyse sizde de gelebilir. Çok sıkıntılı bir şeydir. Dikkat etmenizi isteyeceğim bu yüzden de. Diyeceğim ki arkadaşım eğer sen either or ifadesini olumsuz bir cümlede kullanıyorsan o zaman bunun çevirisini ya o ya da o şeklinde yapmayız. Bunun yerine bu ifadenin çevirisini ne o ne de o şeklinde yapmamız gerekiyor bizim. Mesela baktığımızda when the advanced farming practices began nearly a decade ago. Ne demiş burada? İleri e, işte tarım uygulamaları yaklaşık olarak 10 yıl önce başladığında no one was doing things right. Kimse işleri doğru düzgün yapmıyordu. Bak burada ben bir no'yu gördüm. Yani eşittir artık bu cümle olumsuz bir cümle mi oldu? O yüzden devam ediyorum. Ne alanlar için doğru düzgün yapıyorlardı. Ne de for the long term sustainability of the industry. E, bu alanın, sanayinin nedir? Uzun süreli sürdürülebilirliği için işleri doğru düzgün yapmıyorlardı. Ne bunun için ne de bunun için. E, şimdi de geliyoruz tabi buradan ne o ne de o diyen ifademize. Yani neither nor ya da neither nor ifademize. Baktığımız zaman ne o? Ne de o şeklinde çevirebileceğimiz bir ifade. İki şeyin ikisini de tercih etmiyorum arkadaş derken kullanabileceğimiz bir yapı bu. Ve baktığımızda when we went out with her to eat something. Onunla bir şeyler yemeye çıktığımızda neither the kafeterya ne kafeterya ne de restoran e, uygun değildi, müsait değildi demiş bize. Neither Tom nor Ahmet likes playing football. Ne Tom ne de Ahmet futbol oynamaktan hoşlanmazlar. Ben onlara sormaman gerektiğini düşünüyorum gibi bir ifade verdi. Ya da Dünya Kupası turnuvasında 2 yıl önce ne Almanya ne de İtalya çeyrek finale çıktı. Yani ikisi de çıkamadı arkadaş diyen yapı karşıma çıktı. Bu noktada arkadaşlar 5. ifademize özellikle dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü öğrenciler genellikle not only but yapısıyla not but yapısını karıştırmaya meyilli oluyorlar. Şimdi not only but dediğimiz ifademiz hatırlarsan bizim neydi? Hem sadece bu değil aynı zamanda buydu yani iki şeyin ikisini de tercih eden bir ifadeydi. Ama natbat ifadesi ise bana vermeye çalıştığı anlam arkadaşım birinci değil ikinci şeklinde bir ifade verecektir. Yani ben nat'tan sonrakini değil battan sonrakini tercih ederim gibi bir mesaj karşımıza çıkıyordur. Peki mesela baktığımızda It is not the sense of sight. Görme duyusu değildir. Ama nedir? Duyma duyusudur. Ne yapan? Korkuyu tetikleyen şey görme duyusu değildir. E, duyma duyusudur gibi bir ifade karşımıza gelmiş. Ne diyor burada? I will go talk to my daughter's schools. Ben kızımın okuluyla gidip konuşacağım. Ne zaman? Bugün değil yarın dediğimiz ifade beni karşıladı. Ya da a man's character is seen. Bir adamın karakteri görülürmüş. Ne zaman? Hiçbir şeye sahip olmadığında değil, her şeye sahip olduğunda görülür. Yani not'tan sonraki değilmiş, battan sonrakiymiş demem gerekiyor. Baktığımızda arkadaşlar paralellik belirten ikili bağlaçlarımızda bu şekilde bizi karşılayacaktır. Yani toparlayacak olursak ne dedik şu ana kadar? Bir, not only but also ifadesi vardı. Burada only yerine sadece anlamına gelen herhangi bir zarfı kullanabiliyordun sen. Devam ettim. Diğer taraftaki but also'nun also'su da opsiyoneldi. İstersen silebilirdin. Sildiğin takdirde cümlenin en sonuna alternatif olarak To ya da as well ifadesini yazabiliyordun. İkinci olarak gördüğümüz yapıysa both and ifadesi olarak beni karşılayacaktı. Hem o hem de o diyen ifademizde. Sonrasında 3'e geldiğimde either or ifadesi karşımıza çıkmıştı. Bu da ya o ya da o diyen ifadeydi. Ama burada bir istisna vermiştim hatırlarsan. Demiştim ki arkadaşım eğer sen either or ifadesini olumsuz bir cümlede görecek olursan o zaman bu ifadenin çevresini ya o ya o diye yapmıyordun. Ne o? ne de o şeklinde gerçekleştirmen gerekecekti. Dördüncü kullanımımıza gidiyorduk bu vesileyle de. Neither nor ifadesi beni karşılayacaktı. Ne o ne de o diyen. Son olarak da not only but karıştırmamamız gereken not but ifadesi karşımıza çıktı. Bu da not'tan sonraki değil de battan sonraki mesajını bana veriyordu. Peki bununla beraber de arkadaşlar paralellik belirten bağlaçlarımızı da tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda amaç belirten bağlaçlarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.